dan Türk ekranlarından ve şehir şehir belediyeler programından herkese merhabalar. Ben Beste Uyanık. Bu hafta programımızda durağımız Bağcılar. Bağcılar Belediyesi 700 bin aşkın nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri. Tabi genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, sosyal ve kültürel açıdan pek çok insanı buluşturmasıyla da önemli bir ilçe. Ve nüfus kalabalığı nedeniyle altyapıda ulaşımda da önemli adımlar atan da bir belediye. Şimdi gelin sizinle seçimlere gün gün ilerlerken Bağcılar'da güzel bir tura çıkalım. Hemen akabininde de 31 Mart sonrası bizi nasıl bir Bağcılar bekliyor soralım. CNN Türk ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Bağcılar Belediyesi'ndeyiz. Bağcılar için önemli bir merkezde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeyiz. Ve karşımda da Bağcılar'ın uzun süredir dokusunu belki de en iyi bilen isimlerden biri var. Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı konum. Onunla 31 Mart'a adım adım ilerlerken bakalım nasıl bir Bağcılar vizyonu bizi bekliyor onu konuşacağız. Hoş geldiniz Lokman Bey. Evet sizler de hoş geldiniz. Dediğim gibi dokusunu belki de en iyi bilen isimlerden birisiniz. Uzun süredir bu belediyedesiniz ve e, Bağcılar sosyal, kültürel, ekonomik anlamda çok farklı sınıfları bir araya getiren bir belediye ve çok da kalabalık bir nüfus var. Önce şu ana kadar yaptığınız projelerden konuşalım, eğitimden, ulaşımdan. Hemen akabinde de bakalım yeni vizyonunuz nedir merak ediyordur izleyicilerimiz diyeyim söz sizi bakayım Ben öncelikle tüm izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bağcılar 734 bin hı hı. nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık 3 ilçesinden bir tanesi. 92 yılında belediye oldu ve belediye olduktan sonra hızlı bir süreçte Bağcılar'daki hemşehrilerimizle yaşadığı yerlerde problemleri birlikte dinleyerek çözüm üretmeye çalıştık. 1978 yılında ben Bağcılara geldim. Hı hı. 42. yılıma gidiyorum. 32 yıldır da Bağcılar'da siyaset yapıyorum ve 12 yıl belediye başkanlığı, 8 yılda belediye başkan yardımcısı ve başkan vekilliğimle beraber 20. yılımızı dolduruyoruz. İnşallah nasip olursa 25. yılla Bağcılar'da belediye başkanlığı görevimizi inşallah hayırlısıyla tamamlayacağız. Bağcılar tüm renkleriyle çok güzel bir ilçemiz. 1924 yılında mübadeleyle Selanik'ten gelen hemşehrilerimizle kurulmaya başlamış. Daha sonra Kazakistan dahil. Anadolu'nun tüm vilayetlerinden göç alarak, Balkan coğrafyasından göç alarak oluşmuş çok güzel bir kültür mozaiği. Bağcılar'da yaşayan hemşerilerimizin öncelikli olarak mutluluğunu ve yaşam kalitesini yükselmek adına projelerle başladık. İstişare toplantılarıyla önce onları bir dinledik, daha sonra mahalleleri, mahalle mahalle aynı toplantıları devam ettirdik. Hatta bizim istişare toplantımız daha sonra kanunda Kent Konseyi olarak Türkiye'de, diğer belediyelerde de uygulanmaya başladı. Herkese ve herkesime hizmet etmenin bugün Bağcılar'da heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızla başladığımız hizmet ki bugün Bağcılar'da 16 bilgi evimiz var. Hı hı. 16 bilgi evimizde 42 bin çocuğumuz hem eğitim görürken hem de sosyal ve kültürel açıdan Bağcılarımızda daha eğitimi güzel noktalara taşımanın gayreti ve heyecanını yaşadık. Biz şuna inanıyoruz. Bir şehri imar ederken caddeleriyle, sokaklarıyla, yeşilliğiyle bu eserleri dolduracak, o yeşillikleri koruyacak sosyal ve kültürel toplumu inşa etmediğinizde hiçbir anlam ifade etmez. Gençlik merkeziyle gençlerimize, bugün gençlik merkezimizde 22 bin çocuklarımız ve gençlerimiz eğitim alıyorlar hem derslerine yine üniversiteye hazırlanırken, lisedeki derslerine takviye eğitimlerini alırken aynı zamanda meslek kursları da bağlama kursundan halk oyununa kadar orada da devam ediyorlar. İnşallah bu sene ikinci gençlik merkezini 350 öğrenci yurdu olan üzerinde bağcılarımızda hizmete açmış olacağız. Daha sonra kadınlarımıza bakın Bağcılar Meydan'da çok güzel bir kadın aile kültür sanat merkezi yaptık. Orada sinema salonundan yemek pişirme kursuna kadar ve spor salonuna kadar. Aynı zamanda kadınlarımız meslek edinirken orada, hizmet alırken çocuklarını bırakabilecekleri de bir kreşi var ücretsiz. El emeği göz nuruyla ürettiklerini satabilecekleri meydanda, Bağcılar Meydanı'nda, metro istasyonunun da yanında satış standları var. Burada da hiçbir ücret geçmiyor. Engelli kardeşlerimiz Bağcılar'da çok farklı. Bakın biz yıllar önce engelli masası oluşturarak bu işe başladık. Bağcılardaki engellilerin tespitlerini yaptık. Hı hı. Hangi grupta ve hangi e, alanda hizmet edebileceğimizi rehabilitasyon veya meslek edindirme... ...bunlarla alakalı güzel bir beş katlı rehabilitasyon merkezi yaptık. Burada hidroterapi de dahil. Daha sonra belli bir yaştan sonra özellikle 18 yaşından sonra... Engelliler okuldan mezun oldukları zaman sosyal ve kültürel alanda Hayatı hayatlarını katılmaları devam katılmaları. edebilecekleri ve meslek edebilecekleri bir yere ihtiyaç duyduk. Birçok ülkeyi gezdim. 7-8 tane ülkeyi gezerek engellilerle alakalı neler yapıyorlar diye baktık. Tamamını bir konsept halinde Bağcılar Engelliler Sarayı'nda hayata geçirdik. Öyle bir merkez oldu ki bunun içerisinde rehabilitasyonun yanında aynı zamanda meslek kurslarının da olduğu. En başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi kekemelik kursu. Bakın burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bugüne kadar 2500 konuşma engelli kardeşimiz sağlığına kavuşmuş. 25 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş, okuyamamış, evlenememiş. Orada 6 ay içerisinde farklı bir teknikle konuşma bozukluğundan tamamen kurtuluyorlar. Onların duası bir başka güzel. Yine orada... Sporcu spor alanında çok güzel bir başarı elde ettik. Burada bir şey daha ifade edeyim. Engelli sporcularımızı özellikle evlerinden biz yatalak oldukları evet. halde aldık. Rehabilite ettik ve bugün ülkemizi uluslararası şampiyonlarda hatta Rio Olimpiyatlarında temsil ettiler. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar. Avrupa şampiyonusu, dünya şampiyonası ve Avrasya maratonunda yıllardır tüm dereceleri onlar elde ediyorlar. Bir de basketbol engelli basketbol takımımız var. Süper liglerde mücadele ediyorlar. Hı hı. Burada aynı zamanda ailelerinin de rehabilitasyonunu sağlıyoruz. Birçok engelin ailelerin bilinçsizliğinden ilerlediğini veya ailelerin bilinçli olmasıyla düzelebileceğini biz orada gördük. Ailelerle birlikte 10 adet servis aracıyla her gün evinden alıp evine bırakıyoruz. Burada da Ücret geçmiyor. Harika. Ve, Peki şimdi engelleri insan odaklılığı konuştuk, eğitimi konuştuk ama sizin güzel de bir projeniz var. İkisini bir araya getirdiniz ve engelsiz bir üniversite projesi var. Evet. Orada neler olacak? Çünkü Bağcılar anladığım kadarıyla bu anlamda da önemli bir adım atacak. Evet. Birçok üniversiteyle Hı -hı. değişik projeler yapıyoruz. Ama bu da Türkiye'de bir ilk olacak. Binamız zaten bir üniversiteden öte bir saray, bir Hı -hı. kompleks 16.500 metrekare kapalı o alanı olan bir yer. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin katılımlarıyla da Medipol Üniversitesi ile işbirliği yaparak çok güzel bir proje ortaya <laughs> koyduk. Geçildi. Engelsiz üniversite projesi. Yine burada birçok meslekte, birçok branşta engelli kardeşlerimiz, bağcılardaki engellilerimiz hizmet alacak. Aynı zamanda resmi olarak da diplomalarıyla da üniversite mezunu olacaklar. Harika. Peki sizce biz sokaktan birini çevirsek ve desek sizce Bağcılar'ın en büyük sorunu nedir? Sizin çözmek istediğiniz en önemli sorun nedir Bağcılar'ın? Ee, Bağcılar'da tabi İstanbul'un ortak sorunu aslında. Nedir? Trafik. Hı hı. Nedir? Kentsel dönüşüm. Evet. Yeşil alan. Bakın biz 92 yılında ilçe olduğumuzda Bağcılar'da 0,5 metrekare yeşil alan vardı. Bugün bir metrekareyi kişi başına geçti ama çok düşük. 92'de ilçe olduğumuzda zaten Bağcılar'ın %80'i yapılaşmıştı. Hı. Kalan araziler de vatandaş ar arazisiydi. E biz bunlardan yine elde ettiğimiz alanlarla beraber bakın eğitim problemini biz Bağcılar'da tekli eğitime geçiyoruz diyoruz. Son iki yıl içerisinde 26 tane okul arazisini kamuya kazandırmışız. Yeşil alanda da aynı şekilde. İnşallah yeni projelerle Özellikle kentsel dönüşüm kapsamında aradaki sokakları kapatarak ada bazlı hatta birkaç adayı birleştirerek kentsel dönüşümle beraber o sokaklardan kazandığımız yerleri yeşil alanda inşallah kullanacağız. Siz de ada bazlı dönüşümün daha mantıklı. Hatta olduğunu iki ada üç ada daha da büyük alanlarla kısa mesafede yapmış olduğunuz küçük alanlarda yapmış olduğunuz kentsel dönüşümde hem otopark problemini çözemiyorsunuz hem de büyük bir yoğunluk ortaya çıkıyor. Kentsel Dönüşüm çalışmasında birinci önceliğimiz yerinde dönüş. Yıllardır o mahallede çocukluğunu yaşamış, çocuğunu evlendirmiş, gençliğini yaşamış insanlar komşularıyla beraber aynı yerde yaşasın istiyoruz. İnşallah bakanlığımızla da görüştük. Askeri alandan da bir yer plan çalışmalarımız var onu da sağladığımızda her geçen gün bağcılarda kentsel dönüşümü hızlandırırken aynı zamanda kat yüksekliğini de yatay mimariye doğru iyi bir noktaya da getirmiş olacağız. Kaç katta sabitlemeyi düşünürsünüz? Hedefimiz bizim bunu normalde 6 katta sabitlemek. Hı hı. Orta vadede bunu yakalayacağımıza ben inanıyorum. 8-9 kat hatta 10 kattan sonra komşuluk kültürünün tamamen kaybolduğunu görüyoruz. Ki biz mahalle kültürüne dönmeye mahalle çalışıyoruz İstanbul'da. Mahalle kültürüyle yetişen bir komşularız ve komşuluk kültürü hı hı. kalktığında birbirine yabancılaşıyoruz. Ve çocuklarımız ancak belki birbirleriyle oynarken çocuklarımızın okulda okuduğu veya sokakta oynadığı çocukların ailelerini tanıyamaz duruma geldik. Bu da geleceğimiz için gerçekten sıkıntı oluşturuyor. Ulaşım noktasında evet, bağcılar çok şanslı. Bakın yeni kentsel dönüşümle beraber biz 15 metrenin altında yol yapmıyoruz. Hı hı. Ortalama ana yollar 25 metre, ara yollar en az 15 metreye çıkacak şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. Ama bağcıların öyle bir şansı var ki İstanbul'da bugün de yarında bir başka ilçenin böyle bir şansı yok. O da metro. Hı hı. Şu anda bağcılarımızda devam, devam eden evet. faaliyette olan bir tramvayımız bir metromuz var. Diğer metrolarla zaten hepsi entegre. Bu, bu yıl sonunda bitecek olan Beşiktaş'tan Taksim'den Mahmutbey'e gelecek olan metro hattı bu yıl sonunda büyük ihtimal faaliyete geçecek. Devam eden Bakırköy'den gelen Bağcılarımıza gelen bir metro hattı, havalandan Bağcılarımıza gelen bir metro hattı da önümüzdeki yıl bitecek. Yine planlanan ve başlama aşamasında olan metro hatlarıyla beraber Bağcılar'a direkt gelen metro hattı 9 tane. Hı <laughs> Ve Bağcılar'ın her mahallesine metro geliyor. Ben e, seçim çalışmalarında her mahalleye metro geldi dediğimde oradan bir teyze diyor ki bizim mahalledeki metro diyor evimize uzak. Bunları konuşuyoruz artık Bağcılar'da. Bu güzel bir gelişme. Hatta aile sağlığı merkezlerimizde yine Bağcılar Belediyesi olarak birçoğunu biz inşa ettik. E, buralarda tahliller yapılmaya başladı. Hı hı. Röntgenler inşallah yakında çekilmeye başlayacak dediğimde de Diyor ki hemşerilerimiz Bağcılar'a da mahallemize devlet hastanesi istiyoruz. Bakın Bağcılar insanı gerçekten çok çile çekti. Biz daha 15 yıl, 16 yıl öncesine kadar ilaç yazdırmak için Bakırköy'e gidiyorduk. Hmm. Veya buradan e, Çapa'ya gidiyorduk. Bir gün, iki gün ilaç yazdırmaya git, iki günde ilacını almaya git şeklinde bir hayat sürdürüyorlardı. Geldiğimiz noktada iyi bir noktadayız. Ama yeterli mi asla değil. Daha hızlı koşmak zorundayız. Bahsettiğiniz gibi Bağcılar'ın çocuğuyum ben. 42 yıllık Bağcılar'lıyım. Ve Bağcılar'ın okullarında okuyan birisi olarak Bağcılar'a belediye başkanı olarak hizmet etmenin hep mutluluğunu yaşadım. Heyecanım hep arttı, hiç azalmadı. Hiçbir farklılık gözetmeksizin. Sünnüsüyle, Alevisiyle, Türküyle, Kürdüyle hı hı. hangi milletten olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun inanın aynı sevgiyle, ve aynı maddi ve manevi destekle hizmetlerimize devam ettik. Camilerimize ne yaptıysak cemevlerimize de mutlaka o hizmeti yapmaya çalıştık. Yardımlarımız da aynı şekilde. Hiçbir fark gözetmedik. Mutlaka Bağcılar'da yaşayan hemşerilerimizin her türlü hizmeti alma hakkı olduğuna inandık. Ve Allah'ın yarattığı bir kul olarak, bir insan olarak herkese yaklaştık. İnşallah gelecekte gönül belediyeciliğinde Bağcılar'ımızın isminin ön plana çıkacağını ben şimdiden de ifade edebilirim. Altyapı anlamında son dönemde İstanbul'daki belediyelerde özellikle bu hava şartlarının iyi gitmemesi sadece İstanbul'da dememek lazım. Türkiye'nin genelinde bir altyapı sorunu karşımıza çıktı. Bağcılar'ın geneline baktığımızda dar gelirli de var, orta gelirli de var ve istihdam anlamında da önemli. Evet. Sizce bağcılarda istihdam anlamında geliştirilmesi gereken alanlar var mı yok mu? İkinci sorum da o. Birincisi altyapı, ikincisi istihdam. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Artık haberlerde de bağcılarda su baskınları duymuyorsunuz. Altyapı problemleri hemen hemen bağcılarımızda bitti diyebiliriz. Hı -hı. Ufak çaplı kanal yenilemeleri devam ediyor ama genel anlamda altyapı problemimiz bağcılarda bitti. Yol noktasında Trafik ve ulaşım noktasındaki çalışmalarımız Sürekli. devam ediyor. İstihdam konusunda Bağcılar'da planlar üzerinde biz sanayi alanlarını kaldırdık. <laughs> Yeni alanlar oluşturduk. Bunların planlarını yaparken de merkezi iş alanı, MİA. Mesela Mahmut Bey, 15 Temmuz mahallemiz ve Bağlar Mahallemiz aksı üzerinde yani havalan aksı üzerinde ve yine Aksaray'dan gelen Metris Cezaevi'nin oradan ve Sağmacılar Cezaevi'nin oradan gelen yollar üzerinde biz merkezi iş alanları oluştururuz. Yani bacasız sanayi <laughs> alan olarak. Evet. E, İstoş bizim bölgemizde. Matbaacılar sesi bizim bölgemizde. Otosenter bizim bölgemizde. Buralarda yeteri kadar istihdam sağlanıyor. Ama işsizlik İstanbul'da ne kadar varsa aynı oranda bizim ilçemizde de var. Özellikle kalifiye personel çalıştırabilecek alanları biz çoğaltıyoruz. Kariyer merkezimiz var. Özellikle hangi branşta meslek kursları varsa onları tespit ediyoruz, iş adamlarıyla görüşüyoruz, iş yerlerimizle görüşüyoruz, meslek kursları açıyoruz. Endüstri meslek liselerimizde işbirliklerimiz var aynı zamanda ve hangi meslek alanında Gençlerimiz başarılıysa veya yatkınsa onları da o alanlara yönlendiriyoruz. Bu noktada ciddi anlamda da bir başarı elde ettiğimizi de söyleyebiliriz. Okullarımızı bu çerçevede artırmaya gayret ediyoruz. Yeni bir fen lisemizi açtık Bağcılar'da. İstanbul'da 12 fen lisesinden biri Bağcılar'da. Yurduyla beraber. Şimdi oteller turizm bölgesi alanı olarak bizim Bağcılar'da bayağı bir hızlandı. Hemen turizm otelcilik bir uygulamalı turizm otelcilik meslek lisesini inşallah yakında başlayacağız. Diğer endüstri meslek liseleri farklı branşlarda bunları artırıyoruz. Bu noktada ciddi çalışmalarımız da devam ediyor. Harika. Şimdi havalimanından çok bahsediyoruz. Bağcıların aksu üzerinde hem orada çalışan hem orayı kullanarak giden bir sirkülasyon var insan trafiğinde. Peki sizce havalimanı oradan kalktığında ve daha Göktürk İhsaniye tarafına gittiğinde nasıl etkilenir Bağcılar'ın genel demokrasisi? Ben Bağcılar'ın bundan etkileneceğini tahmin etmiyorum. Hı. Tam aksine daha fazla istifade edecek. Çünkü millet bahçesi olacak biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız daha önce söylemişti Atatürk Havalimanı millet bahçesi olduğunda yine Bağcılar'a 5 dakika mesafede en uzak noktası 15 dakika mesafede yeni havalimanı da Bağcılar'a ortalama 25 dakikada 20 dakikada yani da giden var değil. ve oteller noktasında da İstanbul merkeze en yakın hı hı. yer Bağcılar Bağcılar'ın en büyük avantajı tüm metro hatlarının bağcılardan geçiyor olması. Bugün turizm noktasında olsun, kongre noktasında olsun, diğer e, noktalarda olsun İstanbul merkezine ve havaalanının tam ortasında diyebiliriz. Bugün Bağcılar'da metro ile direkt Sultanahmet'e ve Beşiktaş'a gidilebiliyor. Yeni açılacak metro ile de Bağcılar'dan direkt hatla Taksim'den Beşiktaş'a Mecidiyeköy üzerinden tek hatla inilebilecek. Ve Bağcılar'da Metro istasyonları otellerin içerisine çıkıyor Bağcılar'da. Bu büyük bir avantaj olacak. Biz ondan ciddi anlamda etkilenmeyeceğiz. Tam aksine daha fazla istifade edeceğiz. Hı hı. Çünkü trafik problemi de azalacak. Evet, tabii. Yani havaalanından gelen otoban Bağcılar'da bitiyor. Lokman Bey biraz da yeni projelerden bahsedelim. Meyve bahçeleri projesini duyduk. Ben detaylarını merak ediyorum. Meyve bahçeleri e, aslında... Millet bahçelerinin minisi. Hı. Hmm. Bağcılarımızda nostalji amaçlı üzüm bağ yapmıştık. Bağcıların ismi bağdan geliyor. Üzüm, bizim çocukluğumuzda üzüm yetiştirilip ticareti yapılıyordu. Daha sonra Kiraz, Kirazlı mahallemize Kiraz bahçesi yaptık. Üzerine konaklar yaptık. Güneşli mahallemizde kayısı bahçesi yaptık. Kayısı hmm. e, Kaysı Malatya ile özdeşleşmişse biz onun içerisine dedik Malatya 5 konaklardan bir eser yapalım. Kestane bahçesi yaptık şelaleleriyle. Bu da Şerife Bacı Konağı ile Kastamonu Şerife Bacı Konağı ile orada hemşerilerimize hizmet ediyor. Kızılcık Bahçesi, Elma Bahçesi. Burada da çim üzerinde hemşerilerimiz piknik yapıyorlar. Aynı zamanda komşuluk kültürü de gelişiyor. Bunları da mahallelerimizde inşallah bundan sonraki süreçte devam ettireceğiz. Harika Anadolu'da nesintileri de bağcılara getirmiş Aynen oldunuz. Aynen öyle bir de güzel bir konu var. Şimdi yüzme havuzlarıyla ilgili bir sorum olacak. Yüzme havuzu deyip geçmemek lazım. Çünkü İstanbul'da gençlerin, öğrencilerin ücretsiz beden eğitimi yapabilecekleri yüzme havuzlarını bulmak zor. Bağcılar'da bu anlamda bir ilk de gerçekleşiyor ve siz de onun aslında ilk tohumlarını atan belediye başkanlarından birisiniz. Bir tane yüzme havuzumuz vardı hı hı. ben belediye başkanı olduğumda. O kadar da dolmuyordu. Daha sonra bir proje çalıştık. Arkadaşlara dedim ki öğrencileri buralardan nasıl istifade ederiz. Aynı anda 6 adet yüzme havuzu yaptık. Hı. Gündüzleri öğrenciler ücretsiz olarak yüzüyorlar. Akşamları da mahallenin gençleri ve e, vatandaşlarımız yüzüyorlar. Şimdi o projeyi büyüttük. Hepsi de kuyruk oluşmaya başladı. Bu bağcıların aynı zamanda sosyal ve kültürel de bir gelişimini gösteriyor. Şimdi inşallah en kısa zamanda yeni dönemde 22 mahallemizin 22'sinde de yüz mavzu projemiz olacak. Ve Bağcıları ben gençlerle birlikte geleceğe taşımak istiyorum. Bir projemiz daha yine gençlerle alakalı. İzmit Kefken'de 65 bin metrekare bir orman arazisi bakanlıktan kiraladık. Deniz ve orman kampında Bağcılarımız gençler, izci kampları ve amatör spor kulüpler de Bağcılar'da artık kamp yapmaya başladılar. 200 yataklı çok güzel de bir tesisimiz İzmit Kefken'de şu an bağcılarla gençlerimize ve hemşerilerimize de Hizmet ediyorlar. Özellikle kütüphanelerle ilgili konuya ben bu noktaya gelmişken değinmek istiyorum. Kütüphanelerimiz dolu dolu hizmet vermeye başladı. İstanbul'da araştırma neticesinde en fazla kullanılan devlet kütüphaneleri dahil ikinci kütüphane Bağcılar'daki Mehmet Selim Kiraz kütüphanemiz oldu. Hemen arkadaşlara diğer merkezlerde de kütüphane açalım dedik. Onlar da doldu. Şimdi Bağcılar Meydan'da bu sene inşallah millet kıraathanesi yapacağız. Hı hı. Ve farklı bir proje daha geliyor Bağcılar'a. Bağcılar Meydan'da 5 katlı sadece kütüphane olan bir eseri inşa edeceğiz. Ve yine hep bunları konuşurken yaşlılarımızı da unutmayalım. Yeni bir projemiz, ilk yapacağımız projelerimizden bir tanesi de yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi. Hı hı. Sabahları evinden alacağız, akşamları evlerine bırakacağız inşallah onları. Peki Lokman Bey şimdi seçimlere adım adım ilerliyoruz. 31 Mart sonrasında bizi nasıl bir bağcılar bekleyecek? Şimdi bir defa 1 Nisan sabahı kalktığımızda yeniden hemşehrilerimizin yüzü gülecek. İyi bir sonuçla inşallah onların desteğiyle beraber yeni dönemde ki her dönem pazar günü seçim olur. Yine ben pazartesi sabah 7'de mesaiye başlamışsam o günde mesaiye başlarım. Bu benim için çok çok önemli. Yeni bir heyecanla hızlı bir süreçte yürümeye devam edeceğiz. Bakın birçok noktada belediye başkanları yeni başkan olduklarında ilk hizmet olarak belediye binalarını yaparlar. Hı hı. Biz önce Bağcılar'da hemşerilerimizin huzur bulacağı ve hizmet alacağı binaları inşa ettik. Belediye hizmet binamızda artık Bağcılar'a yakışır dedik ve inşallah iki ay içerisinde yeni binamıza taşınacağız ve yeni hizmetleri Bağcılarımızı yeni binada yürüteceğiz. Hükümet konağımız da bitmek üzere. İnşallah güzel bir hükümet konağımızı da Bağcılarımıza kazandırmış olacağız. Ben yeni projelerle şöyle bir seri olarak geçmek istiyorum. Süreden dolayı tamamını anlatamadım aslında. O kadar farklı projeler hayata geçiriyoruz ki hastaların yatarak kişilerin evlerini ücretsiz olarak temizliyoruz. İki tane evet. ekibimiz. İki tane ekibimiz camileri, cem evlerini ve okulları sürekli olarak temizliyorlar. Yeni projelerimizle Bağcılar'da gençlerin yüzü çok daha fazla gülecek. Hı hı. Şimdi ilk yapacağımız projelerden bir tanesi uluslararası okçuluk ve buz hokeyi tesisimiz olacak. Diğer bir projemiz de nikah sarayı projemiz var ki 5 tane nikah salonuyla beraber 2000 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği, düğün yapabileceği güzel de bir salonumuz olacak. Bağcılar'da sokak pazarlarından kurtuluyoruz. Şu ana kadar 8 tane kapalı otopark ve pazar yeri yaptık. Büyükşehir Belediyemizle beraber inşallah yeni dönemde tamamını da bitirmek istiyoruz. Bağcılar'ımızda Cumhurbaşkanımızdan başlayan süreçten itibaren Büyükşehir Belediye'mizde güzel hizmetler yapıldı. Hı hı. Ben Tamamına çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Bağcılar Meydanımız, Büyükşehir Belediyemizin bizlere güzel bir eseri olacak. Hı hı. Biz de bunun yanında ilk defa Türkiye'de komple etrafı ile beraber, iki sokak etrafı ile beraber kentsel dönüşümüyle yenilenmiş bir meydana Bağcılar kavuşacak. Ve İstanbul'un en büyük meydanlarından bir tanesi de Bağcılar Meydanı olacak. Yeni dönemde Bağcılar'ı hemşehrilerimize kazandıracağım. İnşallah en büyük eser bu olacak. Diğer bir hizmetimiz millet bahçesi. Hı hı. 200 bin metrekareye yakın bir millet bahçemizin projesini inşallah Mahmut Bey'de hazırlıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte inşa edeceğiz. Ve yine büyük bir stadyumla, iki tane stadyum yaptık. Büyük bir stadyumla beraber 100 bin metrekarelik bir spor parkımızı inşallah yeni dönemde bağcılarımıza kazandıracağız. Ve bağcılarımıza bir farklı bir eser daha kazandıracağız. 1500 kişilik açılır kapanır ve son sistem amfiteyatro bağcılarımıza kazandıracağız. Tabi bunların yanında onlarca parklar yapacağız. Tek tek bunları saymıyorum. Proşürlerimizde broşürlerimizde bunlar var. Dağıtmış olduğumuz broşürlerde. Ve yine 38 bin metrekare bilim parkını inşallah Bağcılarımızda yeni dönemde inşa edeceğiz. Biz Bağcıları bugüne kadar Bağcılarlı hemşerilerimizle birlikte yönettik. Ben onlara şükranlarımı sunuyorum. Bağcıların çocuğuna, Bağcıların gencine ve Bağcılarla birlikte hizmet ettiğimiz hizmetkarlarına inşallah yine desteklerini esirgemeyecekler. Bunda hiç şüphem yok. Onlar benim mesai arkadaşlarım. Çok teşekkürler Lokman Bey. Çok keyifli bir sohbetti. Efendim Şehir Şehir Belediyeler programında bu haftaki durağımız Bağcılar Belediyesiydi. Dinlediniz, görülen o ki daha insan odaklı, daha iç içe olan mahalle kültürünün kaybolmadığı bir Bağcılar 31 Mart sonrasında bizi bekliyor diyelim. Bir sonraki belediyede görüşünceye de hoşça kalın. Ben Beste Soyanık.